Gel buradan. Hakan abi çek. Şöyle panoyu alalım mı arkadaşlar Meryem Hanım? Burası kapıda tam kapı önü, soğukta olmasa. Nasılsınız? Fotoğraf röportaj sonrası alırsınız arkadaşlar. Kameralar hazır yerinde. Röportajımızı yapalım. Tamam mıyız? Anneler, babalar, yani yılbaşı partisi tamamen çocuklarla geçti. Ve onlar uyumadılar. Biz düşündük yani saat 12 geceye kadar uyuyacaklar, yok. Onlar 3 sabah 3'e kadar dans ettiler. Evet, evet. Güzel geçmiş. Çok güzel geçmiş. Evet, evet. Biz hep birlikteydik yani. Tüm arkadaşlar, tüm onların çocukları. Yani daha çok böyle çocuk parti yaptık. Yani onu... Peki geceyle ilgili devam edelim. Evet. Sinema kadın oyuncusu. Çok anlamlı bir gece ve sizle bir olacaksınız. Çok çok anlamlı bir gece. Yani engelli insanlara yardım eden bir vakıf. Yani ben çok gurur duyuyorum buna bir parçası olabileceğim için. Çünkü hepimiz insanız. Aynı yerde geliyoruz, aynı yere gideceğiz. Yani hiçbir insan bizden daha az önemli, bizden daha çok önemli. Yani hepimiz eşitliyiz. Vakfıyla çok gurur duyuyorum. Ve bütün alabileceğim için de çok mutluyum tabii ki. Gurur verici yani, mutluyum. Son dönemlerde önümüz öyle hep yurt dışında. Türkiye'de çok fazla göremiyoruz. Bunun bir sebebi var mı? Yani bir sebebi vardır. Ben Türkiye'ye aslında çok geliyorum. Zaten babam Türkiye'den. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Benim bir ailemin bir parçası da burada yaşıyor. Ama şu anda yurt dışında birkaç tane projeyi hazırlandığım için onun için bir sürü seyahatler yapmam lazım, bir sürü toplantılar yapmam lazım. Ve o çok vakit aldığı için buraya şu anda çok gelemiyorum. Ama daha çok geleceğim çünkü burada içinde bir şey hazırlandım. Hollywood'dan bir davet geldi. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Dominican Republic'ta bir festival var, bir film ve müzik festivali. Orada da Allah sağ olsun bir ödül alacağım. Ve Hollywood yapımcısı Avi Lerner, oradaki başkanı. Çok güzel, çok büyük bir festival olacak. Ona gideceğim. Çok mutluyum orada bir ödül alacağım için. Dahil 3. sezonunda Dahil Hoca deneme çekimi yapıldığı söylendi. Dahil olduğu konuda ilgili son bilgileri sizden alalım. Yok, şöyle bir şey yok. Ben Dark'ın yapımcıları tanıyorum. Onlar benim arkadaşlarım. Biz başka bir proje için görüşüyoruz. Yani geleceği için. Dark'ın ilgili bir şey değil. Tamam. Peki geçtiğimiz günlerde fotoğraf paylaşıp artık taviz yok diye gelir. Nelere tavizimiz yok? Çünkü şöyle bir şey var, yani yeni yıl başladı ya, yani ben de böyle hayatımla ilgili farklı bir değişiklikler yapmak adına bu cümleyi kurdum. Yani tabii ki
sen hayatta hep adım atman lazım, hayatta sana bir adım atıyor. Ama ben daha net ne istediğimi biliyorum ve o yüzden bu cümleyi kurdum. Peki artık taviz vermeyeceğim diyorsunuz ama nelere taviz verdiniz, neler yaptınız ki artık taviz vermeyeceğim onlara diyorsunuz? Ben aslında geçmişte daha çok ana kadar yok, hatta benim için dünyada yok çünkü sadece tecrübe var. Yani bir insan olarak zaten biz hatalı varlıklarız, yani mükemmel varlıklar değiliz. Herkeste hatalar var ama bu hata cümle benim dünyada yok çünkü sadece tecrübe vardır. Ama geçmiş yıllarda daha çok ana kadar yaşamışım. Burada bir şeyler var, orada bir şeyler var, bakalım şunu bunu. Ve 2020 ile ilgili o yüzden o cümleyi kurdum. Daha çok net ne istediğimi biliyorum. O yüzden tarih. Son evet, çok teşekkür ederim. 2020'den aşk mı dediniz? Efendim? 2020'den aşk dediniz. Aşk dedim. Yeni yıldan, yeni yıldan beklentiniz neydi? Aşk var mıydı içinde diyorsunuz? Aa, ben şu anda işe konsantre oluyorum. Yani aşk hayata çok konsantre olmuyor. Teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun. Hakan, fotoğraf. Tamam. Çok teşekkürler. Tabii.